Merhabalar. Windows Server Legacy sistemlerinin yeni nesil işletim sistemi olan Windows Server 2012 R2'ye taşınması ile ilgili webcast serimize devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu File Server iş yüklerinin Windows Server 2012 R2'ye taşınması. İsmim Mesut Alada, Microsoft tarafında altyapı ve bulut teknolojileri ve ürünleri ile ilgili danışman ve eğitmen olarak faaliyet gösteriyorum. Şu anda Koç Sistem'de Microsoft platformları alan lideri olarak kariyerime devam ediyorum. Genel olarak Microsoft ekosistemindeki ürünlerle ilgili sorularınız için sunumda da görmüş olduğunuz mesutalada@hotmail.com adresinden de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet, bundan önceki videolarımızda Legacy Server'ın Windows Server 2012 R2'ye taşınması ile ilgili olarak gerekli altyapıları hazırlamıştık hatırlarsanız. Bugünkü videomuzda da file serverların yani dosya sunucularının ya da dosya sunucu iş yükünün Windows Server 2012 R2'ye taşınmasını inceliyor olacağız. Burada daha önceki videolarımızda da hatırlatmış olduğumuz önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz 2015 Temmuz 14 itibariyle Windows Server 2003 End of Life oluyor. Dolayısıyla önümüzde şu anda bugün itibariyle 233 gün gibi bir süremiz var. Dolayısıyla mevcutta altyapınızda kullanmış olduğunuz Windows 2003 sistemleri mutlaka ivedilikle Windows Server 2012 R2 versiyonuna yükseltmenizi öneriyoruz. Burada tabi sadece Windows Server 2003 değil, 2008, 2008 R2 sistemlerin üzerindeki yükleri de yine yeni nesil işletim sistemi olan Windows Server 2012 R2'ye gerekli planlamalarınızı ve uyumluluk kontrollerini yaptıktan sonra taşımanızı öneriyoruz. Evet, File Server'da bizim Foundation'daki yani altyapıdaki önemli servislerden bir tanesi. Bugün bunun taşınmasını, migration konusunu ele alacağız. Öncelikle bu taşıma işlemi için tabii birkaç yöntem var. Bunlardan birinci yöntem robocopy dediğimiz tool'u kullanarak dataların kopyalanması. Bunun yanında file server üzerindeki paylaştırılmış klasörlerin yetkileriyle beraber yeni mimariye, yeni server'a taşınması. İkinci yöntem olarak isterseniz şu ana kadarki videolarda da izlemiş olduğumuz Microsoft'un yerleşik olarak gelen migration tool'unu migration script'lerini kullanarak da bu taşımayı gerçekleştirebilirsiniz. İki yöntem de mümkün. İkisinden de bahsediyor olacağız zaten. Bir de bunun yanında Windows Server 2003'ün ya da 2008 2008 R2 sistemlerin üzerinde tanımlamış olduğunuz File Server Resource Manager içerisindeki kota, file screening gibi özellikler varsa bunları da yine export import yöntemleriyle taşıyabiliyoruz. Bunları da zaten videomuz içerisinde bahsediyor olacağız. Burada önemli olan adımları atlamadan sağlıklı bir şekilde yaptığınızda başarılı bir şekilde bu taşımayı gerçekleştirmiş olduğunu göreceksiniz. Şimdi isterseniz çok fazla sunum kısmında kalmadan demoya geçelim ve nasıl bir yapıda taşıyacağımızı birlikte beraber görelim. Evet, öncelikle Windows 2003 server makineme gidiyorum. Şu anda 2003 server'ın üzerinde bir file server yapısı var. Şu anda da görüyorsunuz. İşte makinemizin üzerinde file server rolü artı file server resource manager dediğimiz FSRM rolümüz ve file server management rolümüz şu anda aktif. Zaten şu anki mimaride de benim FSRM'den de göreceğiniz gibi 2003 R2'de çalışan bir işletim sistemi var. Domainimiz çözümpark.local. Bu domain içerisinde. Şu anda makinamın üzerinde örnek olarak demo ortamı için hazırlamış olduğumuz bir Shares isimli paylaşım klasörü var. Bunu ben şu an C'nin içerisinde hazırladım ama sizler D gibi veya SAN'den gelen, Storage'dan gelen disk yapılar üzerinde de bunu konumlandırabilirsiniz. Yapacağımız operasyonun aslında çok bir farklılığı olmadığını göreceksiniz. Burada bir klasör yerine birden fazla klasör için paylaşım mevcutsa da yine aynı operasyonu bütün klasörler için de gerçekleştirmiş olacaksınız. Paylaşım klasörümüzün özelliklerine baktığımızda Properties'inde Sharing tabında şu anda paylaşılmış durumda Shares ismiyle. Permissions kısmında
Everyone grubuna full kontrol var. Standart olarak genelde yaptığımız ya da tercih edilen. Bunu nereden kısıtlıyoruz? Security permission'lardan kısıtlıyoruz. Burada da örnek olarak işte Domain Admins grubuna full kontrol verdik. Domain Users'ın da modify yetkisi var. Burada tabii sizler şirket içerisindeki ya da organizasyon içerisindeki ihtiyaçlarınıza göre çok sayıda farklı grup ya da kullanıcılara yetkilendirme yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla yapmış olduğunuz operasyonu gerçekleştirdiğinizde birebir aynısının yeni mimariye taşındığını görmüş olacağız. Bunun yanında File Server Resource Manager'ın içerisinde benim tanımlamış olduğum işte Kota gibi, File Screening gibi bazı şablonlar var. Kota Management'ın altında kotalar, File Screening'in altında da File Screen tanımlamaları var. Kota biliyorsunuz klasör bazında kota koymak için kullanmış olduğumuz bir özellik. 2003 R2'de gelmişti. 2012 R2 itibariyle daha da gelişmiş bir mimaride devam ediyor. File Screening de istemiş file server üzerine kaydedilmesini istemediğiniz uzantıdaki dokümanların kısıtlanması ya da sınırlandırılmasını sağlayan bir özellik. Burada da yine yapmış olduğumuz belli hazırda bekleyen kurallar var. Bunların da nasıl taşınacağını zaten süreç içerisinde bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle genelde Windows 2003'ün üzerinde birkaç operasyon hariç çok fazla yapacağımız bir şey yok aslında. Şunu yapacağız. Paylaşımlarımızın Windows Server 2012 R2 üzerine taşınması için öncelikle registry'yi açıyoruz. Regedit'imizi. Regedit registry içerisinde HashKey Local Machine'in altında, sistemin altında, Current Control Set'in altında, Services'in altında LAN Man Server anahtarına geliyorsunuz. LAN Man Server'ın altında Shares isimli bir anahtarımız var. Burada bizim şu anda bu file server'ımızın üzerindeki paylaşımları görüyorsunuz. Bu bir demo ortam olduğu için aynı zamanda DC olduğu için Domain Controller, Netlogon ve Sysfol paylaşımları da var. Normal şartlarda bir file server'da tabii ki member server'sa eğer bu Netlogon ve Sysfol'ü görmeyeceksiniz. Benim şu anda paylaşımda olan bir de Shares isimli klasörümü görüyorsunuz. Burada sizin onlarca paylaştırılmış olduğunuz klasör varsa bütün hepsini burada görmüş olacaksınız zaten. Öncelikle Shares üzerinde sağ tuşa basıp Export diyerek bunun bir çıktısını export'unu alıyorum. Kaydettiğim yerde yine standart olarak C'nin altındaki Migration Tools'un altında, Migration altında File Server Data'nın içerisine atıyorum. Share Shares Export diyorum. Ve save ettim. Şimdi bu yapmış olduğumuz export işlemi sonrasında direkt C'nin altındaki MigTools'un altında Migration'ın altındaki File Server'a geldi bu paylaşım exportumuz. Windows 2003 üzerinde yapacağım hazırlıklar bitti aslında bir nebze. Hemen 2012 R2'ye bağlanarak operasyona başlayacağız. Evet, şu anda yeni nesil sunucu işletim sistemimiz olan Windows Server 2012 R2'nin üzerindeyim. Sunucu ismimiz Server 2012 R2. Bunun üzerinde de şu anda File Server rolümüz. File Server rolünün içerisinde de alt bileşenlerin kurulu olduğunu görüyorsunuz zaten mimari olarak. Şimdi ben burada öncelikle C klasörüm içerisinde yine C'ye ben atacağım. Sizler de yine SAN'den buraya bir disk alanı verip bu alanı da kullanabilirsiniz. Şu anda herhangi bir paylaşım klasörü yok. Zaten makinem üzerinde şu anda baktığımız zaman Computer Management'ın içerisinde herhangi bir paylaşım olmadığını, standart paylaşımların dışında, yönetimsel paylaşımların dışında bir paylaşım olmadığını görüyorsunuz. Birazdan yaptığımız operasyondan sonra taşımış olduğumuz bütün user datamız otomatik olarak paylaşıma açılmış olacak. Şimdi burada tabii birkaç farklı yöntem var. Şimdi hızlı bir şekilde burada şöyle size bunları da göstermiş olayım hızlı hareket etmek açısından. Windows 2012 R2 üzerine file server datasını taşırken bize hız kazandıracak en önemli araçlardan bir tanesi ya da yöntemlerden birincisi Robocopy aracını kullanmak. Robocopy ile Server DC'nin yani kaynak sunucunun CDollarındaki Shares paylaşımının içindeki bütün her şeyi Server 2012 R2 isimli yeni sunucumuzun altındaki CDollara atıyor olacağız. Dolayısıyla
İlk yapacağımız uygulamada Robocopy aracını birlikte beraber adım adım nasıl kullandığımızı gösteriyor olacağım. Evet, şimdi tabii Robocopy çok fonksiyonel bir araç. Burada farklı parametrelerle kopyalamaları gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda kullanmış olduğumuz slash e parametresi alt dizinleri, boş olan dizinler dahil kopyalamayı sağlayan bir parametre. İsterseniz burada tabii security bilgilerini de yine almak isterseniz bunun için de parametreleri uygulayabiliriz. A'dan Z'ye bütün attribute'ler, timestamp'ler, access control list dediğimiz security bilgileri, sahiplik bilgisi ve auditing bilgilerini de almak için copy all parametresini de kullanabiliriz ki ben copy all'u da alacağım yukarıya. Bütün her şeyle kopyalanması için genelde bu önemli bir gereksinim. İsterseniz kaynakta olmayan dosyaları destination'da silsin derseniz purge parametresini gene kullanmak mümkün. Aralarda eğer bağlantı kopması ya da sorun olursa retry verebiliyorsunuz. Slash r parametresiyle, yani tekrar deneme sayısı. Denemeler arasındaki bekleme süresini slash v ile wait time olarak verebilirsiniz. İşte 5 saniye bekle, sonra tekrar dene gibi. Bu tip çok fonksiyonel kopyalama parametreleri var. Mesela eğer dosyaları kopyalamasın, sadece klasör hiyerarşisini alsın derseniz XF parametresini burada yine kullanabilirsiniz. Yani farklı farklı parametrelerle Robocopy'yi adapte etmek çok daha kolay. Şimdi biz şu anki haliyle A'dan Z'ye içi boş olan, dolu olan bütün klasörleri ve klasörlerin içerisindeki dosya yapısını kopyalayacağımız için bu komutu alıp hemen komut satırına geçiyorum. PowerShell komut satırını ya da Command Prompt'u da açabilirsiniz, fark etmez. Yapıştırıyorum komutumuzu. Enter'a bastığımızda bakın çok hızlı bir şekilde, tabii benim demo ortamı olduğu için biraz daha hızlı aldı şu anda. Toplamda 10 tane klasör buldu. Bu 10 tane klasörün 10'unu da başarılı bir şekilde kopyaladı. Herhangi bir fail'ınız yok. Bu 10 tane klasörün içerisinde farklı yerlerde de 6 tane dosyayı başarılı bir şekilde kopyaladı. Herhangi bir fail söz konusu değil. Toplamda çok kısa bir süre içerisinde, altta da bu istatistiği görüyorsunuz zaten. Yukarıda görmüş olduğunuz detaylı log'dan da hangi klasör içerisindeki hangi dosyaların alındığını buradan detaylı olarak analiz edebilirsiniz. Bu tip Robocopy'nin gerçekten güzel bir yapısı var. Şimdi gidelim bakalım gerçekten geldi mi dokümanlarımız. Bakın C'nin altında Shares diye bir klasörün içerisine bütün hiyerarşi birebir aynen geldi. Accounting'in altına girdiğimizde buradaki alt dosyalarımız, HR'ın altındaki alt dosyalar, IT'nin altındaki alt dosyalar birebir aynen geldiğini görüyorsunuz. Ve ben Shares klasörünün property'sine baktığımda şu anda olmayan sharing yok. Çünkü sharing'i daha henüz almadık. Security tabında da bakın orada vermiş olduğumuz domain admin'in full kontrol yetkisi, domain user'ın modify yetkisi aynen geldiğini görüyorsunuz. Yani ben permission'larıyla beraber, audit bilgisiyle beraber, owner'lıklarıyla beraber her şeyi birebir aynen bu tarafa şu an itibariyle taşımış oldum. Daha doğrusu bir kopyasını almış olduk. Şimdi paylaşım özelliğini de aktif edelim isterseniz. Bu işlem için de hemen öncelikle 2003 makineme bağlanıyorum. Server DC'nin cadoların içerisinde Migration Tools'un altından, Migration klasörünün içerisinde File Server'ın altından Registry kısmını makineme kopyalıyorum. C'nin altındaki hemen Apps'in altında, Migration'ın altında File Server'ın altına yapıştırıyorum. Şimdi burada şu kritik noktamız var. Bu Registry dosyasını çalıştırmadan editle bir içerisine girersek eğer, şimdi kaynak makinemiz aynı zamanda domain controller olduğu için domain controller üzerindeki sysvol ve netlogon paylaşımlarını da içeriyor. Dolayısıyla bunları ben şu anda import etmeyeceğim için dikkatli bir şekilde bakın şuradaki başlıklara dikkat ederek sysvol, netlogon ve shares isimli kendi paylaşımımız. Öncelikle şu ikisini buraya import etmeyeceğim için son derece dikkatli bir şekilde bunu siliyorum. Sadece shares kaldı. Nerede? Shares key'nin altında. Bir de security key var shares'in altında. Buradan da yine netlogon'la sysvol grubunu alıyoruz. Bakın netlogon'la başlayıp sysvol'le başlayıp biten kısımları. Bunları da buradan çıkartıyorum. Sadece shares kaldı. Bu haliyle bu dosyamı kapatıp save ediyorum.
Ve şimdi tekrar üzerinde sağ tuşa basıp merge diyerek bana uyarıyı getiriyor. İşte güvenli bir kaynaktan mı geliyor bu bilgi şeklinde. Yes diyerek export işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bu işlemden sonra genelde biz her zaman server servisini bir restart etmenizi öneriyoruz. PowerShell'deki restart servisi de kullanabilirsiniz. Veya netstart, netstop komutunda kullanabilirsiniz. Fark etmez. Hepsi aynı yola çıkıyor zaten. Bu işlemden sonra artık şu anda paylaşımımız geldi. Gerçekten geldi mi? Şöyle bir bakarsak SMB share PowerShell komutuyla evet baktığımız zaman bakın shares isimli paylaşımımız gelmiş dikkat ederseniz ve C'deki shares klasörüne map bir şekilde. Bunu tabi yine netshare komutuyla da görmek mümkün zaten. Shares isimli paylaşımımız. Fizikselde de gidip bakalım hemen. Yani direkt klasörün üzerinde hemen klasörümün üzerinde sağ tuşa basıp Properties'ine geldiğimizde Sharing tabında bakın paylaşım açıldığını görüyorsunuz ve Advanced Sharing kısmında Permissions'tan da aynen verilen yetkilerin Everyone Full Control set etmiştik geldiğini görüyorsunuz. Burada farklı yetkiler de olmuş olsaydı bunlar da zaten gelmiş olacaktı. Yine Security tabına da tekrar göz atacak olursak 2003 üzerinde set edilmiş bütün custom permission'ların da aynen 2012 R2 üzerine geldiğini şu an itibariyle görüyoruz. Tabi registry içerisinde de yine Regedit ile girecek olursak hashlocal machine'in altında sistem current control setin içerisinde servislerin içerisinde landman server'ın altına geldiğimizde shares'e tıkladığımızda bakın bizim shares isimli paylaşımımızın aynen geldiğini görüyoruz. Netlogon ve Sysfolio çıkarttığım için onlar gelmedi. Zaten bu makine bir member server olduğu için gereksiz importları da ortadan kaldırmış olduk. Şimdi şu anki kısım itibariyle erişim testini yapabilirsiniz artık. Client'lardan gelip server 2012 R2'nin üzerindeki paylaştırılmış klasörlere baktığınızda shares paylaşımını ve bunun içerisindeki dokümanları aynen gördüğünüzü görmüş olacaksınız. Burada dikkatli olacağınız nokta şu. Şimdi sunucu ismi değişti şu anda biliyorsunuz. Yani mapler falan varsa eskiden polisilerin içerisinden uygulanmış olan bu maplerde server 2012 R2 yeni isim geldi. Ya eski server'ı 2003 server'ı ismini rename edeceksiniz ki burada en uygulanabilir yöntemlerden birincisi bu olabilir. İsimini rename edip bu server'ın ismini 2003 server'ın ismi olarak verebilirsiniz. Veyahut da gidip map driver'ların ya da map yapılan scriptlerin içerisinde server 2012 R2 ismini ayrı ayrı set etmeniz gerekiyor. Burada biraz işin kolaylığı olsun, fazla operasyona girmeyelim derseniz benim önereceğim yöntem burada sunucu ismini rename edip eski sunucunun adını yeni sunucu üzerinde vermeniz. Ve zaten erişim testlerini yaptığınızda gayet başarılı bir şekilde bu taşımanın gerçekleştiğini görmüş olacaksınız. Burada tabii datayı taşımanın ya da bu klasörleri bu şekilde legacy serverlardan hem 2003 hem 2008 hem 2008 R2'den 2012 R2 server'a taşımanın birinci yolu bu. Genelde bu yol hızlı ve kolay bir yöntem. Veya ikinci olarak da bizim daha önce kurmuş olduğumuz hatırlarsanız Windows Server Migration Tool'ları var. Bu Migration Tool'ları içerisinde hemen şöyle gösterelim. Send SMIC Server Data ve Receive SMIC Server Data diye iki tane komutumuz var. Receive komutunu 2012 R2'nin üzerinde başlatıyorsunuz. Arkasından 2003 Server'un üzerine gidiyorsunuz. 2003 Server'un üzerinden de Send SMIC Server Data komutunu kullanarak Server Computer Name kısmına tabii 2012 R2'nin sunucu ismini belirteceksiniz. Sourcepath olarak C'nin içerisindeki, Shares'in içerisindeki her şeyi hedef olarak şu 2012 R2 sunucusundaki C'nin altındaki Shares'e alt dizinleriyle beraber migrated diyebilirsiniz. Diğer kullanabileceğiniz yöntemden bir tanesi de bu. Yani ister Windows Server'ın Migration Tool'unu kullanabilirsiniz, isterseniz biraz önce yaptığımız gibi Robocopy yöntemini de gerçekleştirebilirsiniz. Her ikisinde de işlem gerçekleştikten sonra tabii server servisini bir start stop etmeniz gerekiyor. Şimdi bunların dışında
File Server Resource Manager'ı kullanarak bir directory kod uygulandıysa veya bir file screen uygulandıysa, bunların da yine directory kodu için dir kuota export komutuyla kotaları veya template'leri export edip 2012 R2'nin üzerinde de import edebilirsiniz. Yani komut satırında normalde ben çalıştırdığım zaman dir kota zaten çalışan bir komutumuz. CM diye geçersek eğer kota, ben de şu an çalışmamasının sebebi zannediyorum FSR'ımı ben ilave etmemiştim. Bir check edelim. Manage'den add roles and features. Evet, next dediğimizde bakın şöyle bir kontrol edecek olursak, evet, FSR'ımı ben zannediyorum ilave etmemişim. Ondan dolayı FSR'ımı ilave ettikten sonra zaten dir kota ve file screen komutlarını da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu süreçte dir kota ve file screen komutlarının export import parametreleriyle dizinlere uygulanan kotaları ve file screen şablonlarını, kurallarını da 2012 R2'nin üzerine taşımanız mümkün. Sunum içerisinde tekrar sunuma dönecek olursak, evet, sunum içerisinde de DFS'in de migration konusunu esasında önemli noktalardan bir tanesi. DFS'i migrate ederken de Windows 2003 üzerinde kurulmuş bir distributed file system yapısı, yani DFS klasör replikasyon yapısı mevcutsa, Windows 2012 R2 sunucuları mevcut DFS mimarisinin içerisine dahil edip replikasyon yöntemiyle 2012 R2'nin üzerine bütün datayı replike ettikten sonra 2003'ü mimariden çıkartmanız burada uygulanacak olan yöntem, aslında en kolay yöntem. Dolayısıyla bunu ayrı bir videoda zaten DFS'in demosunda sizlere gerçekleştiriyor olacağım. Evet, böylece Windows Server 2012 R2 ile File Server iş yükünün standalone file serverlar için tabii ki Windows Server 2012 R2'ye nasıl taşındığını sizlerle beraber incelemiş olduk. Burada tabii kurumlar içerisinde file server'ın cluster mimarisiyle çalışıyorsanız eğer, cluster mimarisinin taşınmasını ayrı bir sunumda ele alıyor olacağız. Yani burada yaptığımız işlemin aslında bir kısmı orada da kullanıyor olacağız, ama cluster mimarisinde farklı metodolojiler ve farklı adımlarımız da var. Dolayısıyla cluster'lı file server'ın taşınmasını dediğimiz gibi ayrı bir videoda adım adım sizlere inceliyor olacağız. Bu videomuzda Windows Server Legacy sistemlerden, yani Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, hatta 2012 sunuculardan yeni nesil işletim sistemi olan Windows Server 2012 R2'ye standalone file server iş yüklerinin nasıl taşındığını adım adım sizlerle beraber incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar esen kalın.